İyi akşamlar. Eşit Ağırlık özel bölümüyle karşınızdayız ve bir röportajla geldik karşınıza. Bu özel yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce geçtiğimiz seçimlerden sonra ilk defa bir televizyonun canlı yayınına katılmış oluyor ve bizi kırmadı. Bu ilk röportajı da bana vermiş oldu Muharrem Bey. Hem teşekkür ederim ama hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler, hoş bulduk. Epeydir göremedik sizi. Neden bir inzivaya çekilme, bir şöyle bir rahatlayayım şeyi mi olmuş oldu? Yok, seçim öncesinde %60'da kazanıyoruz, %70'de kazanıyoruz, şunu bakan yapıyoruz, buraya alıyoruz diye konuşanlar, önce onlar bir konuşsun istedim. O arada da boş durmadık tabii, arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin sorunları üzerine çözüm önerileri üretmeye çalıştık. Dersimize çalıştık yine. Yani kenara çekilip inzivada değildik. Hem önce çok iddialı konuşanların konuşmasını istedim. Biz daha sonraya kalalım dedim. Madem böyle %60'da %70'de kazanıyorlardı, bir çıksınlar ortaya. Engel olma, çekil diye bağırıyorlardı. Önce onların konuşmasını istedim. Ben özellikle dün Meral Hanım'la ki konuşmanızı soracağım ama şimdi programa böyle giriş yaptık, o zaman şu soruyu sorayım çünkü buna bakış açınızı evet, merak ediyorum. Niye kaybedildi seçim sizce? Çok basit. Yani bir kere akıl bilim yoktu. Yani bu seçimlerde bir menfaat ittifakı kuruldu. Yani Millet İttifakı değil onun adı, Menfaat İttifakı. Bir ilkeler ittifakı olsaydı bu seçim kazanılırdı. Şöyle bir gidelim geriye doğru, bakalım neden kaybedildi. Bir, ilk açıklama şöyle yapıldı bir parti genel başkanı tarafından. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada olan liderlerin imzası olacak, onlar imza verecek, Cumhurbaşkanı da onu yapacak. Daha Kemal Bey'in adaylığı yoktu ortada, hatırlayın. Temel Karamolluoğlu, Sayın Karamolluoğlu dedi ki biz hepimiz imzalayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız da bunları kazanınca bunları yapacak. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Diğerleri parti başkanları yardımcı olacak. 7 tane yardımcı. 2 de belediye başkanı. Onların onayı olmadan Cumhurbaşkanı bir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara. Birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. Çok kötüydü. Kanun hükmünde kararnameyle görevden atılanların hepsi işe alınacak. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. Fakat hukuken aklanmış olanlar da altıda çizildiğini hatırlıyorum. Kanun Hayır, çizmediler. Hepsi dediler. Devam ettiler. Bakın daha söyleyelim. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı. Çok fazlaydı. Böyle bir şey imkansızdı, olamazdı, olmamalıydı. Yine burada söyledikleri ABD taraftarlığı, açık açık Ukrayna'dan yana tavır koymaları. Bu da yanlıştı. Ve Memleket Partisi'ne yapılanlar, Azerbaycan'la ilgili, Libya'yla ilgili söylemler güven vermedi insanlara. Yani bakın Memleket Partisi'ne siz bölüyorsunuz, sarayın adamısınız, projesiniz diyeceklerine, ya biz kardeş partiyiz, siz de muhalefettesiniz. 2 turlu bir seçim bu. Bizim taraftarlarımızı üzmeselerdi, 2. turda o insanlar gider oy verirlerdi. Oysa şimdi gitmediler, ya sandığa gitmediler ya iptal attılar. Bunların hepsi yanlıştı. Bunları yanlış yaptılar. Yurt dışı seçmenle yeterince ilgilenilmedi. %1'lik dahi olmayan partilere 38 milletvekilliğinin verilmesi. Bunlar yanlıştı. Ne işimiz var Azerbaycan'da söylemleri yanlıştı. Ne işimiz var Libya'da söylemleri yanlıştı. Bu tür konuşmalar yapan ana muhalefetin milletvekilleri milletin kafasını karıştırdılar. Bakın rahmetli Demirel derdi ki tencere iktidarı yıkar. Peki burada niye tencere iktidarı yıkmadı? Dolar 30 liraya yaklaşmış. Türkiye'de sokaklar mülteci, sığınmacı dolu. Barınma sorunu var Türkiye'de. Öğrenciler barınamıyor. Büyük şehirlerde insanlar barınamıyor. 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira olmuş kiralar. Gıdaya erişim sorunu var. Tarım çökmüş, eğitim çökmüş. Ve böyle bir deprem kapıda 11 vilayetimiz yerle bir olmuş. İstanbul tedirgin. Eskişehir'den Edirne'ye kadar bir büyük tehlike altındayız. Böyle bir ortamda nasıl oluyor da 21 yıllık yıpranmış bir iktidar yeniden seçim alıyor? Ekrem Bey ya da Mansur Bey olsa kazanabilir miydi? Siz olsaydınız da kazanırdınız, ben olsaydım da kazanırdım. Kazanılırdı bu ama bu söylemler olmayacaktı. Yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu kazanamadı demiyorum. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de yanlıştı. Bunları söylüyorum. Yani siz beni Cumhurbaşkanı adayı yapın, ben size her şeyi vereyim. Demokrat Parti sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim, Cumhurbaşkanı yardımcılığı vereyim, Saadet sana da aynısından vereyim, Gelecek sana da aynısından vereyim, 38 milletvekili vereyim, bakanlık veriyorum, Ümit Özdağ gizlice İçişleri Bakanlığı vereyim, MİT Müsteşarlığı vereyim. Böyle siyaset olmaz. Bakın, bu ilkesizliktir. Bu toplum gözünde güven kaybettirir size. Yani bu topraklar 1000 yıldır Moğolları gördü, Bizans'ı gördü, Rus gördü, Ermeni gördü, Yunan gördü, İtalyan gördü, Fransız gördü, işgal gördü. Yani tencere iktidarı yıkar ama tencerenin önünde de güvenlik diye bir şey vardır. Halk güvenliği seçer. Yani siz Mavi Vatan'ı savunmazsanız, ne işimiz var Libya'da derseniz, maalesef Azerbaycan'a yardım ettik derseniz, milli duyguları rencide edersiniz ve dolar 100 lira dahi olsa seçimi kaybedersiniz. Biraz Meral Hanım'ın söylemleriyle benzer buldum. Yani hak veriyor musunuz Meral Hanım'a? Bilmiyorum yani, doğru. Meral Hanım söyleyince de doğru, Muharrem Bey söyleyince de doğrudur yani. Bunları söylüyorum. Bu hatalar yapıldı. Çok büyük hatalar, çok kötü söylem, dili çok kötüydü. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım o zaman. Bir partiye ziyarete geldiğinde, bir de telefonla. Ya Allah aşkına dedim. Bak şu Memleket Partisi'ne saldırılara bakın. Engel ol bunlara dedim. Bunlara engel ol dedim. FETÖ'cüler yapıyor. Ne yanıt verdi? Haberim yok dedi. Bak lazım olacak bunlar. 2. turu var bunun. İnsanları incitmeyin dedim. Doğru değil bu dedim. Ama öyle bir duruma gelmişti ki altılı masa o günlerde. %60'da 70'de kazanıyorlar. Hatta başarıya ortak etmek istemiyorlar. Başka insan falan istemiyorlar. Kotarmışlar, başarmışlar. Almışlar 60'da 70'de seçimi. Bakanlık paylaşımları tamam. Erken öten horoz misali. Yazık oldu Türkiye'ye. Yani bütün bunlar bir proje dahilinde oldu, biliyor musunuz? Erdoğan, rakibini bile Erdoğan belirledi. Rakibini bile Erdoğan belirledi. Ne demek proje dahilinde oldu? Yani işte görüyorsunuz. Yani aday daha belli değilken çık karşıma başladı. Ondan sonra çıktı karşısına. Herkese payeler dağıtıldı. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, 38 milletvekilliği. Biz TÜKAK'a ilan edildik. Suçlu ilan edildik. Sarayın adamı ilan edildik. Ya ben söylüyorum kardeşim bak. Biz sarayın adamı falan değilsiniz. Sarayın adamı tam da sizsiniz. Tam da sizsiniz. Kaybediyorsunuz. Bu söylem doğru değil. Bunları defalarca söyledim ben. Muharrem Bey, geçenlerde T24'te Cansu Çamlıbel'le konuştunuz. Oradaki bir ifade çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz evet, ki FETÖ ile yakın işbirliğine girersen, HDP ile yaptığın pazarlığın ne olduğu bilinmezse, Rusya-Ukrayna savaşında açık olarak Ukrayna'dan yana tavır koyarsan, bütün bunlar insanların kafasına soru işareti yaratır. Şimdi burada en çok takıldığım nokta şu. FETÖ'yle yakın işbirliği ne demek? Bu ağır bir itham değil mi? Dolayısıyla hayır, ağır itham değil. Biraz da kanıtlanması gerekmez mi? Hayır, kanıta işte sosyal medyaya bakınca görürsünüz yani. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi desteklediler. Ya bırakın bunlardan uzak durun dedim. Bunlardan vatana millete fayda gelmez, size de fayda gelmez. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz. Bunlar terörist. Bunlar bit yavrusu. Bunlarla ilişki kurmayın dedik. Yapmayın bunu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. Ya Türkiye doğru bir politika yürütüyor. Bir denge politikası yürütüyor. Ben doğru buluyorum Türkiye'nin politikasını. Oradan Amerika'ya göz kırparsan seçimi kaybedersin. Bu doğru değil. Aynen söylüyorum. Söylediklerimin arkasındayım. Millete güven veremezsiniz böyle yaparsanız. Amerika'ya neden göz kırpıyorsun? Bırak hükümet, devleti yönetenler denge politikasını götürsünler. Hayır, o ifadeden sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'yle daha organik bir bağlantısı olma iddiası içinde olduğunuzu düşündüm de özellikle o yüzden sordum. Hayır, ben sosyal medyada gördüklerimi söylüyorum. Ama açık açık destek verdi FETÖ'cüler. Açık açık destek verdiler. Yazık değil mi buna ya? Hiç olmazsa elinizin tersiyle itseydiniz onları. Onların paylaşımlarını paylaşmasaydınız. Bir mesafe koysaydınız aranıza. Yazık değil mi bu ülkeye? Ama seçimden önce hiç böyle konuşmuyorlar. Seçimden önce her şey güllük, gülistanlık, iktidar batmış. Bunlar geliyorlar. Tek engel Muharrem İnce, tek engel Memleket Partisi. Çekilin kenara. Çekildik hadi, açtık yok. Buyurun yolunuz açık olsun dedi. Pişman mısınız çekildiğinize? Hayır değilim. Bütün faturayı bize keseceklerdi. Bütün faturayı bize kesecekler. Sizin yüzünüzden olmadı diye. Buyurun dedik hadi. Ama siz hani... Ama şunu söyleyeyim Erdoğan Bey. Buyurun. Bu kafayla giderlerse Mart'taki yerel seçimleri de kaybedecekler. Bu kafayla devam ederlerse İstanbul'u kaybedecekler. Bu kafayı açın biraz. Hani nasıl? Yani bu bilimden uzak, akıldan uzak. Yani hep söylüyorum. Yani akıl, adalet, ahlak. Bilim olacak ya. Böyle palavralarla değil bu işler. Yani iktidarın bir medyası var. Muhalefetin de bir medyası var. Hiçbirinden farkları yok. Yalan söyleyen, toplumu kandıran, topluma gerçekleri anlatmayan bir medya. Yani seçmen de kendini sorgulamalıdır. Ya kimse kusura bakmasın. Çankaya seçmeni, Bodrum seçmeni de kendini bir sorgulasın. Ama yani ama siz de adaydınız ve yarıştan çekildiniz mesela. Hayır geleyim hani, oluyordu. Bakın. Hani liderlik biraz da bu krizi yönetme işi değil midir? Çünkü ortada size karşı çok ciddi haksız bir saldırı vardı. Hatta son derece terbiyesiz ve ayıp bir saldırı vardı. Ama sanki yönetemediğiniz gibi geldi. Hayır. Yani ben diretirdim. Ben onlara dayanırım. Yani ben şey için çekilmedim. Bana sahte dekontlar, sahte kasetler yapıldı diye çekilmedim ki ben. Ben onlara isterse her gün bir kaset, her gün bir şey yapsınlar. Hiç umurumda olmaz onlar benim. Ben ondan çekilmedim. Ben millete gerçeği göstermek istedim. Baktım ki suçu benim üstüme. Çünkü projeleri o kazanmak üzerine kurulu değil. Hala daha orada bile suçluyu bulduk. Muharrem İnce'nin üstüne atarız bunu. Çekiliriz kenara. Bunu fark ettim. Dedim ki tamam öyle mi? Buyurun. Buyurun beyler. Alın boyunuzun ölçüsünü. Yoksa bana sahte dekontlar, sahte kasetler yaptılar diye çekilmedim ben. Ama şu seçmenin kendini sorgulamasıyla ilgili söylemek istediğim nokta şurası. Şimdi Cumhuriyetçi, Atatürkçü seçmen suçluyor AK Parti seçmenini. Hatta koyun diyor. Çok ayıp ediyorlar öyle söylemekle, o ayrı mesele. Ama suçluyorlar, aşağılıyorlar. Bir de kendilerini sorgulasalar. Hizmet et, etme fark etmiyor. Kazanılacak yerler var. Hizmet et ya da etme. Bodrum'da su yok ya. Su yok, su. Tankerlerle su getiriyoruz. Ama gene kazanacak. Bu seçmen de kendini bir sorgulasın o zaman. Karşıyaka'da, Çankaya'da, Beşiktaş'ta hizmet olmuş, olmamış fark etmiyor ki. Seçim gene kazanılıyor. Böyle olunca fark çıkmıyor ortaya. Konya'yı nasıl olsa AK Parti kazanıyor ama Beşiktaş'ta nasıl olsa CHP kazanıyor. Her iki seçmenin de kendini sorgulaması lazım. Onun için biz bu milleti sıkışmışlıktan kurtarmak istedik. Bir üçüncü yol önerelim dedik. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan dedik. Memleket Partisi bunun için kuruldu dedik. Beceremedik. Bu seçimde beceremedik. Bu beceremeyeceğiz anlamına gelmez. Siyaset küllerinden yeniden doğma sanatıdır. Siyaset bir mücadele, bir azim işidir, bir süreklilik işidir. Devam edeceğiz biz tabii ki. Kırgınlığınız ya da kızgınlığınız var mı? Hayır. Benim yaptıklarıma hiç pişman olmam. Öfkem yapamadıklarıma. Yok ama sıkıntılı bir süreç geçirdiniz. Bir ifade, insanlar, hayır. Bu konudaki eleştiriler. Hayır, buna alışkınım tabii ki. Yani bu siyasetçiyi pişirir. Siyasetçiyi yetiştirir bu. Yani milyonluk mitingler de yapacaksınız. 50 kişiye köy kahvesinde de konuşacaksınız. İnişli çıkışlıdır siyasi yaşam. Bu böyledir. Yani onun için siyasetçi her an yeniden parlayacakmış gibi hazır olmalıdır. Bu bir ideal olanla mümkün olan arasında gidip gelmedir. Mesela gençler hemen bir kere yenilince, bazı arkadaşlar var, bir kere yenilince hemen kenara çekilir. Yok öyle bir şey. Siyaset azimle saldırma işidir. Yeniden ayağa dikilme işi. O zaman Kemal Bey'in azimle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmaya devam etmesinde de haklılık payı var. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Yani şöyle, azimle korumak başka bir şey, azimle çalışmak başka bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, mesela delegelere güvenip bir koltukta kalmak doğru bir şey değil. Onun için zaten değişim diyen arkadaşlar da bana inandırıcı gelmiyorlar. Mesela geçmişte hatırlayın, ben adayım, 20.000 kişi var tribünlerde, İnce başkan diye bağırıyor, 1200 kişi var salonda. Oradan sonuç alamıyorum. Yani seyirciden sonuç alıyorum, üyeden sonuç alıyorum, delegeden sonuç alamıyorum. O zaman doğruları söyleyemiyor bu sistem. Mesela biz değişim diye bağırırken bugün değişim diyen arkadaşlar statükodan yanaydı. Bugün değişim diyen arkadaşlar neyi değiştirecekler onu da söylemiyorlar. Mesela üyelerle ön seçim var mı söylemiyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçsin mi söylemiyorlar. Genel başkanı üyeler seçsin mi söylemiyorlar. Ne? Sen git ben geleyim. Koltuğun sahibi değişsin sadece. Bu da heyecan yaratmaz. Bu da kısa sürede yeninin eskileşme sürecini çok çabuklandırır bu. Bu konuyu çerçevesine tekrar döneceğim ama dünü merak ediyorum. Meral Hanım'la yaptığınız görüşmede özellikle ne konuşuldu? Tabii konuşma bitince ayrılırken Sayın Akşener'e basına bir şey açıklamayacak mıyız diye sordum. Biraz merak etsinler dedi, açıklamayalım dedi. Peki ev sahibi Sayın Akşener olduğuna göre ben de ona uydum. Dolayısıyla karşılıklı bir şey açıklamadığımız bir ortamda konuştuğumuz her şeyi açıklamam nezaketsizlik olur. Ama söylemek istediklerimi de söyleyeyim. Yani ülkenin bunca büyük problemi varken yani Türkiye'de ben 59 yaşındayım. İlk kez karşılaştığım bir problem. Mesela daha önce hiç barınma problemi, barınma. Yani Türkiye'de tamam bir konut sorunu şu bu vardı ama Türkiye'de bir barınma sorunu yoktu. Yani AK Parti'den önce Suriyeli sorunu olmadığı gibi AK Parti'den önce bir barınma sorunu da yoktu. Türkiye'de bir barınma sorunu var. Öğrenciler en başta olmak üzere. Büyük kentlerde yaşayanlar en başta olmak üzere. Tabii ki bunları konuştuk. Yani $400.000 vatandaşlık veriliyor. Bunları konuştuk. Seçimlerde yapılan hataları konuştuk. Son seçimde yapılan. Ne gibi mesela? İşte az önce saydıklarım gibi. Ne yapılabilir? Onları konuştuk. Ama edindiğim izlenimi söyleyeyim. Sayın Akşener bir ortak yanımız var kendisiyle biliyorsunuz. Önce onu linç ettiler. 3 Mart'ta sonra beni linç ettiler. Onu 3 gün boyunca linç ettiler. Beni 45 gün boyunca linç ettiler. Linç edenler de aynı kişi. Aynı kişiler yani. Sayın Akşener'e haksızlık yapan, iftira atanlarla bana iftira atanlar aynı kişiler. Bunları konuştuk. Tekrar görüşürüz dedik. Olay bundan ibarettir. Yerel seçimle ilgili herhangi bir işbirliği konuşmaları oldu mu? İşbirliği konuşması olmadı ama ben kaygılarımı ilettim. Ne gibi? Yani 2019'da örneğin İstanbul'da 2019'da ki Ekrem İmamoğlu'nun şansı bugünle kıyasladığımızda 2019'da daha fazlaydı. Halbuki şimdi daha fazla olması lazım. 5 yıl görev yapmış olacak. Ama bence 2019'daki şansı bugünkünden daha fazlaydı. Bu kaygılarımı dile getirdim. Bu amacım burada bir eleştiri yapmak, incitmek falan değil. Bir gerçeği haykırmak. Peki bu Ekrem Bey'in hatası mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatası mı? Bunda herkesin hatası var. Ekrem Bey'in de var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de var, Altılı Masa'nın da var, benim de var, herkesin var. Sizin? Nasıl? Benim de var dediniz de. Benim de var tabii ki. Yani olmaz mı? Herkes birbirinin hatalarından ders çıkarıyor. Yani ben 2018'de seçim akşamı çıkmadım ekran başına. Sayın İmamoğlu bundan ders çıkardı. 2019'da yarım saatte bir çıktı o. Benim hatamı o yapmamış oldu. Ders oldu ona. Bana da ders oldu ama onu da eğitti bir anlamda. Siyaset de zaten böyle bir şeydir yani. Siz şimdi dönüp baktığınızda, bir önceki seçime baktığınızda kendinizdeki hangi hatadan ders alarak yola devam edersiniz? Daha düz sorayım, bir önceki seçimde hatanız var mıydı? 2018'de mi? Evet, hayır, bu geçtiğimiz 2020 Cumhurbaşkanı, yani aday olup çekildiğiniz seçimden söz ediyorum. Hayır, orada bir hatamız yoktu bence. Biz topluma bir, şimdi bakın, ortanın solu sözünü ilk önce İsmet İnönü söyledi. Ama arkasında duramadı. Ama Ecevit durdu. Başarılı oldu sonra. Yani Memleket Partisi bu ülkeye gerekli bir partidir. Bir kere Türkiye'nin en demokratik partisidir. Genel başkanını üyeler seçiyor, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Öyle bir parti yok Türkiye'de. Hepsi lider partisi. Bizimki öyle değil. Ha, bugün için başarılı olamadı. Bu hep başarısız olacak anlamına gelmez. Tayyip Erdoğan 21 senedir seçim kazanıyor. Değil mi? Evet. Erdoğan'ın önce 3 seçim kaybetmişliği var. 2002'den önce. 86'da bir ara seçimde kaybediyor. 89'da kaybediyor. 91'de milletvekili adayı. Tercihli sistem var. Akşam milletvekili yatıyor, sabah milletvekili değil. İkinci sıradaki bire geliyor. Yani siyasette bu vardır. Memleket Partisi bu ülkeye gerekli bir parti. Çığır açıyor söylemleriyle. Bugün için bir başarınız var mı diyorsanız, bugün için bir başarımız yok. Ama gençlerin gönlünde olduğumuzu görüyorum. Mesela bu seçimden sonra en fazla karşılaştığımız söz ne biliyor musunuz? Muharrem İnce haklıymış. En fazla bu sözle karşı. Özür dilerim. Ben rastgele bir yerlere böyle girebilen birisiyim. Yani hiç çekinmeden bir kafeteryaya, bir restorana, bazen korumalar olmadan tek başıma. Seçimden sonra en fazla duyduğum şey, hatta arkadaşlarımın da, sadece ben değil biz değil, bütün arkadaşlarımızın da, işte bir yere gittiklerinde ben Memleket Partisi'nin MYK üyesiyim, parti meclis üyesiyim dediğinde, ya Muharrem İnce haklıymış. Bu dolar, Erdoğan kazanırsa 2018'de dolar 8-10 lira olur dedim. 2023'te ise Erdoğan bir daha kazanırsa dolar 30 lira olur dedim. 30-35 lira olur dedim. Yılbaşında 35 lira zaten. Şu anda muhalefetin aklını başına toplamak şartıyla, şu anda ben memleketi geziyorum. Antalya kolay değil, Adana kolay değil, Mersin kolay değil, Muğla kolay değil, Ankara kolay değil. Yani İmamoğlu ve Yavaş kazanamaz ya da kazanamayabilir mi diyorsunuz? Ben kolay değil diyorum. 2019'dan daha zor diyorum. 2019'dan daha kolay olması gerekirken 2019'dan daha zor oldu şimdi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani uyarı görevimi yaparım. Dolar şöyle olacak dediğimde, hatta bir gazete manşet atmıştı o zaman. Muharrem İnce'yi MIT sorgulasın. Bunları nereden biliyor? Ya ben müneccim değilim ki. Göstergelere bakıyorum. Diyorum ki dolar şöyle olacak. Şu anda işte bir orta vadeli program açıkladı. Hı hı. Hiç inandırıcı gelmiyor bana. Neye inanmadınız? Bakın neden şimdi? Bir kere deneme yanılma yöntemiyle gidiyoruz değil mi? Faiz sebep, enflasyon sonuçtu. Şimdi bir, madem öyleyse faizler nas vardı artmıyordu. Şimdi nas gitti mi 7,5 puan birden arttı. Ne oldu? Mehmet Şimşek mi haklı? Yoksa Erdoğan'ın tezini mi haklı çıkarmak istiyorlar? Mehmet Şimşek iktisat biliminin gereklerini mi yerine getiriyor? Yoksa enflasyon gerçekten yüksek olduğuna göre demek ki faizleri arttırın, Erdoğan'ın tezi doğru çıksın. Erdoğan'ın tezini mi doğrulamak istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar anlamış değilim. Yani bakın kimse ciddiye almıyor. Şirketler ciddiye almıyor, bankalar ciddiye almıyor, yurttaşlar ciddiye almıyor. Niye? Çünkü şu ana kadar hiçbir öngörü tutmamış. Hiçbir öngörü tutmamış. Demiş ki yıl sonunda faiz şu olacak, döviz şu olacak. Hiçbiri tutmamış şimdiye kadar. Şimdi neden tutsun? Yani kur korumalı mevduat dediler. Dolar 18 liraydı o zaman. Dolar şimdi 27 lira. Kur korumalıdan vazgeçiyor. Yani yapılması gereken işler var bakın. Erdoğan Bey. Buyurun. Erdoğan bir seçim kazanma uzmanı. Doğru bu. Bir seçim kazanma başarısı var ama Türkiye'yi yönetemiyor. Sonuna geldik artık. Yani şu barınma problemine derhal yapılması gereken iki tane iş var. Hep eleştirmeyelim. Bir de ne yapılması gerektiğini söyleyelim. Birincisi 400.000 dolara vatandaşlık satıyorsunuz. Yazık günah. Hatta bu 400.000 dolar da değil biliyor musunuz? 100.000 dolarlık evi 400.000 dolar gösteriyorlar. Bir sürü de üçkağıt var burada. Sonra sadece bir çifte değil, çocukları da dahil bu 400.000 dolara. Birinci problem bu. Yani bugün kiralar çok pahalıysa geçtiğimiz yıl 100.000 yabancıya konut satılmış. 100.000 yabancıya. İşte kiraların artış sebeplerinden birisi bu. Bir diğer çözümümüz daha var bu konuda. Memleket Partisi olarak diyoruz ki bu 400.000 dolara vatandaşlıktan vazgeçin. İki, boş konutları tespit edin. Bu boş konutlara vergi getirmeniz lazım. Ek bir vergi getirmeniz lazım. Boş tutmasın adam. Ya benim Ankara'da ofisimin yanında bir bina var. Hukuki problemleri varmış mirasçılar arasında. 56 daire sapasağlam bina. 56 daire boş. Ama mülkiyet hakkında müdahale edilmiyor. Hayır, düzenlemeler yapacaksınız. Yalova'da biliyorum. İstanbul Caddesi'nde bir bina var. 40-50 dairelik bir bina. 20 yıldır boş bina. Neden? Kiraya vermiyor sahibi. Vermiyor. Vermez. Hayır ama vergi getireceksiniz. Onu kiraya vermesi için sıkıştıracaksınız. Yani bu sağlam konutlar, sağlam ve boş konutlar tespit edilip bunlara bir vergi getireceksiniz ki aman diyecek bu vergiden kurtulmak için bunu ben kiraya vereyim. Bunları yapmanız lazım. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık 21 yıldır Türkiye'yi yöneten bir Erdoğan var. Muhalefeti de kendisi yapıyor. Muhalefeti de kendisi yapıyor. Bu diyor psikolojik diyor. Ekonominin geldiği durum psikolojikmiş. Sonra bir gün diyor ya olacak iş değil diyor. Herkese zam yapıldı diyor. Emeklilere zam yapılmadı diyor. Olacak iş değil diyor. Pardon da yani sen kimsin? Diğerlerine zam mı yapan sen değil misin? Elini tutan mı var? Niye yapmıyorsun emeklilere? Yani Cumhurbaşkanlığını yapması yetmiyor. Muhalefetin yerine geçiyor. Bir de muhalefete oynuyor. Önümüzde zorlu bir süreç olduğunu siz de söylüyorsunuz. Evet. Seçim süreci itibariyle söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi problemleri var. Fakat çok güçlü ve sizin de az önce dediğiniz gibi kazanmayı çok iyi bilen bir sizlerin rakibi olan bir lider var. Şu anki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir faktör. Bunun karşısında bir önceki seçimde denenen ittifak arayışı belli ki önümüzdeki süreçte de denenecek gibi. Meral Hanım diyor ki kaybedersek kaybedelim biz yola şöyle devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz şimdi? Bu sorunuza geçmeden önce şu orta vadeli programla ilgili unuttuğum bir şey var. Buyurun. Bir ekonomik program. Kısa vadeli, orta vadeli ya da bir plan. Bir görüş, bir ileriye yönelik bir atılım, bir ekonomik duruş. Eğer hukuktan söz etmiyorsa, o boştur. Hiç ciddiye almam onu. Yani yargı karın doyurur. Doların 30 lira olmasında ekonomistlerin suçu olduğu kadar hakim ve savcıların da suçu vardır. Yani ucuz ekmek yemek istiyorsanız, ucuz et yemek istiyorsanız hukuk düzeniniz, bağımsız yargınız, tarafsız, hızlı, etkin bir yargınız olacak. Bu yoksa o orta vadeli program bir boş masaldır. Boş yapma Mehmet derim yani. Boş yapma Abdülhamit'ten oraya geçeriz. Boş yapmıştır yani. Eğer hukuk, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, bunlar konuşulmamışsa ekonomideki atılımların hiçbiri bir işe yaramaz. Ne kur korumalı mevduat ne de orta vadeli program. Yargıdan bahsetmemişse bana inandırıcılıkta sıfır noktasındadır o. Şimdi buyurun. Sorunuz? Şu, bir süreç var önümüzde. Evet, yani, bir altılı masa süreci vardı. Evet, siz az önce zaten anlattınız. Evet. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Yine bir ittifaklar süreci mi yaşanacak? Yoksa başka taktikler mi uygulanacak önümüzdeki seçimde? Şimdi bakın, bu ittifaklar yapılacaksa böyle çay kahve ittifakı, altın günü ittifakı olmamalıdır. Önce masaya bunların hepsi konulmalıdır ve milletin gözünün önünde olmalıdır. Milletin gözünün önünde. Kimseyi kandırmadan ne yapılacağı söylenmelidir. Böyle olur. Öbür türlüsü bana kaç genel müdürlük veriyorsun, meclisten kaç kişi vereceksin? Bu menfaat ittifakıdır. Bu kazandırmaz. Benim anlatmak istediğim nokta burası. Yani duruşunuz olacak. Yerel seçimde başka bir şey, genel seçimde başka bir şey. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Bir belediye seçimi var. Yerel seçim var. Yerel seçimdeki duruşunuz ne olacak? Bunu ilkeleriyle ortaya koyacaksınız. Yani bu ilkeleri ortaya koymadan yapacağınız bir çalışma sonuç aldırmaz size. Bir de şöyle bir psikolojik üstünlüğü olacak iktidarın. Ben şeyi aldım, genel seçimi aldım, Cumhurbaşkanlığını aldık. Meclis çoğunluğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğumuz var. Belediyeleri de bize verin. Bu psikolojik üstünlük, ilk Özal başlatmıştı bunu, hatırlarsanız. Eli kolu bağlı belediye ister misiniz diye. O günden sonra Türkiye'de bu pek çok seçimde konuşuldu. Ama iktidarın elinde de bu psikolojik üstünlüğün olduğunu unutmamak gerekir. İyi Parti bir ittifak daveti çağrısı ya da tartışması Memleket Partisi'yle. Bunlar daha konuşulur. Yani erken mi diyorsunuz? Çok erken daha. Bunlar daha çok erken. Ama tavsiyelerim şu olabilir. Yani 89'da SHP'nin şansı yok gibiydi. Aday da yoktu İstanbul'da. Sayın Sözen, Nurettin Sözen dedi ki bir şartla aday olurum. Başka da aday yok. Üyelerin önüne dedi sandık koyun. Sandıktan çıkarsam aday olurum dedi. Üyelerin önüne sandık koydular. Ve partililer öyle bir sahip çıktı ki belediye başkan adayına. Çünkü ben belirledim onu dedi üye, tırnak içinde söylüyorum. Bu benim adayım dedi. Ve seçimi kazandı. Buna benzer yöntemler bulmak lazımdır. Yani aday olacak arkadaşları parti tabanlarının sahip çıkacağı yöntemler. Bu illa dediğim gibi olmayabilir de başka türlü de olabilir. Parti tabanlarına sahip çıkararak onları çok geç açıklamadan bir potada eriterek hep birlikte ama düzgün söylemlerle. Ben mesela şu anda AK Parti'nin şeyini biliyorum. Her ili ayrı bir seçim bildirgesi hazırladıklarını ve çok mesafe aldıklarını biliyorum. Yani şu anda muhalefet birkaç ay geçti seçimin üstünden, hala toparlanmış değil. Ama AK Parti'nin belediyelerle ilgili çok ciddi bir hazırlık yaptığını, il il, mahalle mahalle, ilçe ilçe seçim bildirgesi hazırladıklarını biliyorum. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma, bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminden söz ediyorum. Sizinle hiç görüşen bir AK Partili oldu mu? Hayır. Ya da teklif edildi mi? Görüşelim hayır, sizinle hayır, diye. Hayır. Bu çerçevede sizin az önce bahsettiğiniz önümüzdeki seçim sürecinin nasıl olması gerektiğini anlattınız. Bazı illerin belediye başkanlarının Memleket Partisi adayının kim olacağını söylemiştiniz. İstanbul ve Ankara için de geçerli mi? Bunlar belli mi? Kafanızda var mı? Hayır, kafamızda yok ama çalışma yapacağız. Biz bir Nazilli'yi açıkladık, ve bir Balıkesir Büyükşehir'i açıkladık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Kaç yerde seçime gelebiliriz onu şimdilik bilmiyorum. Bizim bir hedefimiz var. Yani hedefimiz şu açıkçası. Ne istiyorsun Muharrem İnce, Memleket Partisi? Bu ülkede ne yapmak istiyoruz? Bir, bu ülkenin çocuklarına et yedirmek istiyoruz. Et. Süt içirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Yani 300 liranın üstünde. Nasıl yapacağız? Türkiye'de 100 kilogram et tüketiliyorsa bunun 15 kilogramı kuzu eti. 85 kilogramı dana eti. Bir kere bu 15'i 30 yapacağız. Niye? Çünkü kuzuyu bakmak kolay. Merada bakacaksın. Meralarını koruyacaksın. Öbürünü ise bakmak zor. Yem getireceksin ayağına. Buradan başlayarak biz çocuklara et yedireceğiz. Et. Et fiyatı ve süt fiyatı. Önce ete değil, önce süte zam yapacağız. Önce ete zam yaparsanız süt ineklerini keser bu millet. Kestirmeyeceğiz. Akıllı olacağız. Aklı, bilimi kullanacağız. Tarım, hayvancılık cahil insanların işi değildir. Tarım ve hayvancılık artık akıllı insanların işidir. Beslenmenin daha ötesinde bir şey var mı? Önce beslenme. Et yemeyen çocuğun kafası çalışmaz. Süt içemeyen çocuğun kafası çalışmaz. Bizim Memleket Partisi olarak birinci hayalimiz bu ülkenin çocuklarına et yedirmek, süt içirmek. Ucuza. Hukuk devletiyle olur bu. Akılla olur, bilimle olur, tarımı bilmekle olur. Tarım, hoyrat insanların, kaba insanların, cahil insanların işi değildir. Hollanda'yı görüyorsunuz, Konya kadar bir memleket. Türkiye kadar ihracatı var. Yani böyle bir şey olamaz. Bu toprakların insanı bunu hak etmiyor. Birincisi bu. İki, bu ülkenin çocuklarını iyi okullarda okutacağız. İyi okullarda. En iyi okul eve en yakın okuldur. Bir öğretmen olarak söylüyorum bunu. En iyi okul eve en yakın okuldur. Okullar arasındaki nitelik farkı olursa başka okullara taşımak zorunda kalırsınız çocuğu. Okulların niteliğini arttırmalıyız. Sorgulayan, eleştiren, milli duruşu olan gençler yetiştirmeliyiz. Bunu yapabiliriz. Türkiye'nin her yıl 1.200.000 civarında çocuğu ilkokula başlıyor. Bunların %1'i üstün zekalı çocuk. 12.000'i. Bu 12.000 çocuğun 10.000'i ziyan oluyor. 10.000'i ziyan oluyor. Bunu ziyan etmeyeceğiz. En değerli varlığımız bu. Hani elektrik lambasını açık unuttuğumuzda, tüpü açık unuttuğumuzda ziyan olur ya milli servet. Asıl bütün tüpleri toplasanız, bütün gazları toplasanız, bütün tünellerden geçişleri yok, hepsini toplasanız bu çocukların ülkeye kaybı kadar büyük kayıp yoktur. En büyük kaybımız budur. Karadeniz'de doğal gaz mı bulalım, bu çocukları mı koruyalım? Bu çocukları koruyalım. Daha da önemli. Tabii ki gazla bulalım, ona bulmayalım demiyorum. Üçüncüsü, bu çocukları tarikat yurtlarına teslim etmeyeceğiz. TOKİ başka iş yapmayacak. Yurt yapacak, yurt. Ve bu çocuklara dördüncüsü de iş bulacağız. Ve öğretmen olduğum için gençlerle böyle sohbet ederken hayallerini soruyorum onların. Ya 100 çocuktan 80'inin hayali yurt dışı. Böyle bir dünya yok. Onlara söylüyorum her seferinde. Yok diyorum, böyle bir şey yok. Gideceksiniz, bilginizi, görgünüzü arttıracaksınız. Öğreneceksin, geleceksin, memleketine hizmet edeceksin. Bak biz yaşlanıyoruz dedim. Bizi kim tedavi edecek? Kim bakacak? Yanan ormanlarımızı kim koruyacak? Derelerimizi kim koruyacak? Güneş enerjisini sistemlerini kim kuracak? Rüzgar enerjisi sistemlerini kim kuracak? Siz kuracaksınız, siz yapacaksınız. Bunu yapabiliriz yeniden. Yani umutsuzluk aşılanmış bu ülkenin gençlerine. Bunları yeniden et yedirerek, süt içirerek, barındırarak, umutlarını yeşerterek, umutlarını yücelterek bu bayrağa, bu toprağa sahip çıkmalarını sağlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. Muharrem Bey, benim yeğenim üstün zekalı. Öğretmenlerin elinden zor aldık çocuğu. Neyse, bu özel bir konu tabii. Çocuğun gerizekalı muamelesi yapıyorlar. Bir şey anlatayım size. Buyurun. Edison okulda çok haylaz bir öğrenci. Aynen işte, o da öyleydi. Bir gün öğretmeni bir mektup yazmış. Bunu demiş sadece annen okusun. Annesine bir mektup yazmış. Annesi mektubu okumuş. Edison da merak etmiş. Ne yazıyor anne orada demiş. Öğretmeni şöyle yazmış demiş. Sizin çocuğunuz bir dahi, sizin çocuğunuza bu okulda ders anlatacak düzeyde öğretmen yok. Çocuğu okula göndermeyin, eğitimiyle siz ilgilenin yazıyor demiş. Okula bir daha göndermemiş annesi Edison'u. Aradan yıllar geçmiş. Annesi ölmüş. Annesinin çekmecesini karıştırırken öğretmeninin yazdığı mektubu bulmuş. Meğer mektupta şöyle yazıyormuş. Oğlunuz tam bir gerizekalı. Okuldan alacağı hiçbir şey yok. Alın çocuğunuzu, ne haliniz varsa görün. Bir daha çocuğunuzu okula göndermeyin. Edison da onun altına şu notu yazmış. Bir gerizekalıdan bir dahi çıkaran kahraman kadın demiş annesine. Çok akıllı bir anneymiş tabii. Çok iyi bir veliymiş. Evet. Onun için bu topraklarda bu çocukları ziyan etmeyeceğiz Erdoğan Bey. Tekrar siyasete dönmek istiyorum. Tabii ki. Ben, az önce siz ifade ettiniz ama mesela İyi Parti ile Adnan Beker TV1'de bizim kanalımızda Gürkan Hacı'nın programında kazansaydık biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş dedi. İyi ama kaybeden sadece Kemal Bey değil ki. Dolayısıyla hani bir altılı masa, bir ittifak bir şey kaybetti yani. Ya da muhalefet olduğu gibi kaybetti. Yok, çok şey kaybetmediler. 38 milletvekili aldılar %1 oyla. 39 milletvekili %1 oyla 39 milletvekili. Büyük böyle bir karlı yatırım yok yani. Böyle bir karlı yatırım yok. Peki mesela ikinci turda Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vermesini bekliyor mudur? Şaşırttı mı sizi? Çünkü orada da bir muhalif yapı vardı. Şaşırdım tabii ki. Ne bekliyordunuz? Yani kenarda durabilirdi en azından. Yani Zafer Partisi'nin adayı olarak çıkıyor. CHP'liler de imza veriyor. Muharrem İnce yalnız kalmasın diye. Muharrem İnce 100.000 imzayı topladı. CHP'liler gitti, Sinan Oğan'a imza verdiler. Sonra da Sinan Oğan gitti, Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kendileri bilir. Ne diyeyim yani, yapılacak bir şey yok. Ya ben beklemiyordum Erdoğan'ı destekleyeceğini. Çünkü iktidara karşı bir duruşu vardı Zafer Partisi'nin. Sonra Ümit Özdağ'la da herhalde ters düştüler. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Hı hı. Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi. Takdir kendilerinin, bir şey diyemem. Geçtiğimiz gündeki o sözünü ettiğim röportajda da eğer tüzükte değişiklik olursa tabii ki neden CHP'ye... Onu bir düzeltelim. Buyurun. Onu bir düzeltelim. Şimdi bakın, ben partiden Muharrem İnce ayrılırken ne diye ayrıldı? Ayrılma koşullarına bakalım önce. Ne dedim o zaman? Bir dedim. Ya CHP'nin grup başkan vekillerini bile seçimi kaldırdılar artık. Ön seçim diye bir şey yok. Tüzük değişti. İttifak halinde ön seçim uygulanmaz. Genel başkanı üyeler seçsin, olmaz. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlesin, olmaz. Milletvekillerini üyeler belirlesin, olmaz. Yani yapılacak bir şey yok. Öyle bir antidemokratik bir yapı ki. Buradan ya yeter dedim. Sadece bu değil tabii. Bir, tüzük antidemokratik. İki, duruş. Biri çıkıyor, Dersim katliamcısı diyebiliyor Atatürk'e. Tutup kulağından atmalısın bunu. Anında. Biri tutup ne işimiz var Azerbaycan'da diye bir ideolojik olarak da savrulmuş. Dedim ki ya fiziksel olarak antidemokratik. İdeolojik olarak duruş Kuvayi Milliye ruhu değil. Atatürkçü bir duruş değil bu. Ne yürüdüğü belirsiz bir yapı. Ben ayrılıyorum buradan dedi. Kulaktan tutmak demokratik mi? Atatürk'e dersen demokratik. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Kulaktan tutmadan kasıt fiziksel olarak kulaktan tutmayı kastetmedim. Elbette ki. Ama Atatürk'e hakaret eden birisini atacaksın partiden yani. Bu kadar basit. Atatürk'e hakaret eden birisini partiden atmak demokratik bir haktır. Bu ülkenin kurucusuna dünyanın hiçbir ülkesinde partisinin de kurucusu, ülkesinin de kurucusu ayrıca. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Şimdi biz bu gerekçelerle ayrılmışız. Şimdi bana soruyorlar geri döner misin? Ya biz bu gerekçelerle ayrıldık. İdeolojik olarak duruşta sakatlık var. Göz kırpıyor. Atatürk'e hakaret ediyor. Tüzüksel olarak antidemokratik uygulamalar var. Biz bir parti kurmuşuz, Memleket Partisi. Kırmızı çizgilerimizden birisi Atatürk. Atatürk'e hakaret edersen partiden atılırsın. Genel başkanı üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Biz böyle bir yapı kurmuşuz. Şimdi diyorsunuz ki geri döner misin? Soru şöyleydi tabii. Şu şartlar sağlanırsa o zaman Memleket Partisi olur orası. Memleket Partisi olur. O zaman Memleket Partisi'ne ihtiyaç kalmaz dedim. Söylediğim şey bundan ibarettir. Yoksa yani bütün koşullar ortadayken, Memleket Partisi gibi demokratik bir yapı ortada dururken ne diye antidemokratik ve ideolojik olarak sapmaların olduğu bir yere gitmiş olayım ben. Bunu söylemeye çalıştım. Ama bu değişiklikler olursa dedim, o zaman Memleket Partisi olur orası dedim. Sözüm bundan ibarettir. Dolayısıyla öyle ya da böyle aklımızın bir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi var yani. Hayır canım, benim aklımın bir yerimde memleket var. Memleketim var. Bakın Erdoğan Bey, şimdi hepimiz Türkiye'de demokrasi istiyoruz değil mi? Türkiye'de demokrasiyi getirebilmenin yolu nedir biliyor musunuz? Önce partide demokrasi, sonra memlekette demokrasi. Önce partide demokrasi. Ya partinizde demokrasi yok. Tek adam Erdoğan, tek adam. Senin partin de tek adam. Memlekete demokrasi getireceğim ama partiye olmaz. Bu doğru değil ki. Onun için kim söylerse söylesin önce partisinde demokrasinin kanallarını açmalı. Yani önümüzdeki kurultayda gelebilir herhangi birisi benim karşıma, üyelerin karşısına çıkar aday olabilir. Başka hiçbir partide bu şansı yok. Onun için Türkiye'ye demokrasi isteyenler önce kendi partilerine demokrasi getirmelidir. Bunu iktidar ister mi? İstemez. Siyasi partiler kanunu değiştirir mi? Değiştirmez. Siyasi partiler kanunu değiştirmeye ihtiyaç yok ki. Partiler tüzüğünü değiştirsin, olsun biz. Tüzüğü değiştirirsin, yaparsın. Bu kadar basit. Meral Hanım da söylemişti, notlarıma bakıyorum da ortak aday çıkarma sürecinde sizinle görüşebileceğini beyan etmiş ama Kemal Bey istememiş. Kemal Bey ile aranızdaki sorun ne? Kemal Bey ile benim aramda bir sorun yok. Ama Kemal Bey'in çevresiyle benim aramda bir sorun var. Niye? Çünkü onlar beceriksiz insanlar. Onun çevresindeki insanlar beceriksiz, yeteneksiz insanlar. Yalakalık yaparak, Kemal Bey'in eteğine tutunarak siyaset yapan insanlar. Ben onlardan birisi değilim. Muharrem İnce CHP'de görev yaparken çıktı, aslanlar gibi bileğinin gücüyle yarıştı. Farklıyım onlardan ben. Para pul ilişkilerim yok, asansör ilişkilerim yok. Hiç öyle bir ilişkilerim yok. Asansör ilişkisi derken geçen bizim programda Tanju Özcan'ın ifade ettiği mesaj, mektup adrese gider. Yok benim böyle ilişkilerim. Onun için Kemal Bey'le de bir sorunum yok benim. Aynı iddianın arkasında mısınız siz de? Asansör konusuyla ilgili soruyorum. Tanju Özcan'ın bir takım ifadeleri vardı. Tanju Özcan yine bu stüdyoda bizzat yaşamış bunu. Bizzat yaşamış bunu. Siz de tanık oldunuz mu benzer şeyler? Oldum tabii ki. Genel merkezde. Yani Ben şimdi bir başka partinin genel başkanıyım. O ayrıntılara girmeyeyim. Vatandaş merak eder ama. Ama anlıyorum sizi. Siyasetten başka kaygılarınız olabilir. Değişim tartışmaları var ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Siz az önce biraz sözünü ettiniz. Ben de değil. Bu parti, ben CHP'de değişim olsun derken bu arkadaşlar sus pus oturuyorlardı. Sesini çıkarmıyorlar. Peki bu seçim öncesinde kazanıyoruz diye meydanlarda olan bu arkadaşlar değil miydi? Ortağı değil mi bunlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacaklar mıydı? İşler 3 ay önce iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Yanlış yoldasınız dediğimde çekil kenara, bu işler dans etmekle olmaz. Bak kazanıyoruz %60'la 70'le diyorlardı. 3 ay önce bunu diyorlardı. Ne oldu da şimdi 3 ayda değişim? Neyin değişimi? Zihniyet değişecek mi? Hayır. Tüzük değişecek mi? Hayır. Üyeler söz sahibi olacak mı? Hayır. Ön seçim olacak mı? Hayır. Ne olacak? Kemal Bey gitsin, ben geleyim. Bu değişim değil ki. Bu değişim tartışmasını Ekrem Bey başlatmıştı. Ama görünen o ki yani genel başkanlık yarışından vazgeçti. Sizce ne? Bu yarışta şöyle olur bak. Erdoğan Bey, siyasetin yazılı olmayan kuralları vardır. 2014 Muharrem İnce CHP Grup Başkan Vekili. Kurultay var. Aday olacağım genel başkanlığa. Gittim Sayın Kılıçdaroğlu'nun odasına. İstifa dilekçemi yazdım. İstifa etmem gerekmiyor. Yasal olarak bir zorunluluk yok. Dedim ki sizle birlikte görev yaptık. 4 yıl. Hakkınızı helal edin. Ben sizin grup başkan vekilinizdim. İstifa dilekçemi koyuyorum. Şimdi sizin karşınıza aday olacağım. İstifa etmen zorunlu değil dedi. Etik olmaz dedim. Etik olmaz dedim. İstifa dilekçemi verdim. Gittim. Kurultayda çıktım. Çok sert de bir konuşma yaptım. Sonucu kaybettim. Kaybettim, kürsüye çıktım. 1 saat önce rakibinizdim. Şimdi genel başkanımsınız. Siz emredin, ben yapayım dedim. Siyaset böyle yapılır. Aday olabilirsiniz. Aday olacaksanız geçeceksiniz karşısına. Görevlerinizi, sıfatlarınızı bırakacaksınız. Ben adayım diyeceksiniz. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Kazanırsanız görevinize devam edersiniz. Kaybederseniz düğmenizi iliklersiniz. Genel başkanın vereceği görevi yaparsınız. Siyaseti böyle okuyorum. İmamoğlu'na dönersek niye geri çekildi o anlamda? Bilemiyorum. O onun takdiri. O onun takdiri. Aynı çerçevede sizin az önce çizdiğiniz çerçeve Özgür Özel oturuyor galiba. İşte yani ben yaptığımı anlattım. Ama siz mesela şimdi Türk siyasetine baktığımızda ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de iyi tanıyan bir isim olarak ki biliyorum çocukluktan CHP'lisiniz. Siz pek değişim öngörmüyorsunuz galiba. Zor görüyorum. Çünkü delege ile üye farklı şeyleri söylüyor CHP'de. Üyeyi ikna ediyorsunuz, delegeyi ikna edemiyorsunuz. Siz az önce Nurettin Sözen örneğini verirken üyelerin önüne sandık getirdi. Üyelerin önüne tabii. Birkaç defa daha üye oylamasından söz ettiniz. Yani kurultay delegeleri CHP'de belediye başkanlarının ne bileyim onun bunun çalışanları olmuş artık. Yani profesyonel bir iş olmuş orası artık. Profesyonel bir iş. İş diyorum yani. Bakın size bir şey anlatayım. Buyurun. 72 kurultayı İnönü, İsmet İnönü, Ecevit yarışması. Müthiş bir çekişme var. Müthiş bir çekişme var. Bir kurultay delegesi oy kullanmaya gidiyor. İnönücüler itiraz ediyor. Sen diyorlar oy kullanamazsın. Niye? Devlet memurusun. Devlet memurusun, kurultay delegesi olmuş. O da o kadar inanmış birisi ki imzasını atıyor. Devlet memuriyetinden istifa ediyor. Orada divana istifa dilekçesini veriyor bir oy için. Ecevit'i kazan, inanmış bir delege. Düşünebiliyor musunuz? Oysa ben adayken falan imza veriyordu bana. Belediye başkanı telefon açıyordu. İmzayı geri çekiyordu. Yani böyle bu suyu çıkmış bu işin artık. Anlatabiliyor muyum? Ahlakı bozulmuş. Yani oradan sonuç alınamaz. Kimse sonuç almıyor. Genel merkez baskı kurar, belediye baskı kurar. O 70'li yıllardaki kurultay delegeliği işte Ecevit'e inanmış, memuriyetten istifa edecek kadar imzasının arkasında durabilen kurultay delegeliği sistemi kalmamış ne yazık ki. Onun için tribünler başka şey söylüyor, salonun ortasındaki 1200 kişi başka şey söylüyor. Ben çok zor görüyorum. Ama tabii ki arkadaşlara başarılar dilerim ama imkansız gibi bir şey görüyorum. Genel bir Türk siyasetinde çerçevesini çizmiş oldunuz. Bu koşullarda sizi siyasette tutan dinamik, siyasette tutan motivasyon ne? Aynı zamanda çok ciddi sıkıntılar da yaşadınız. Üstüne bir soru daha soracağım ama. İnsanlık tarihi mücadelelerle doludur. Spartaküs'ten bu yana, yani Spartaküs mücadele etmeseydi kölelik kalkar mıydı? İnsanlık tarihi böyledir. Yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece, rahmetli Demirel'in dediği gibi siyasete girilir. Gerçi daha çok okuyacağım kitaplar var, gezeceğim yerler var. Ama şu anda daha çok genç olduğumu düşünüyorum. Ve bu ülkenin bir hukuk devleti olması için, hukukun üstünlüğünü tesis etmek için, liyakatlı bir kamuda işe girme, liyakatla kamuda yükselmenin olabilmesi için rekabete açık bir kamu ihale kanunun gerçekleştiği, güçlü, bağımsız, tarafsız bir medya düzeninin olduğu, uluslararası saygınlığının olduğu, yani nitelikli bir eğitim modeli, sokaklarında sığınmacıların gezmediği, gençlerinin umutlu olduğu bir Türkiye. Bu mümkün. Bunu yapabiliriz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Yani bu ülkenin çocuklarına ekmeği, eti, sütü ucuz yedirmek, ucuz içirmek istiyorsak önce hukuk devleti. Buradan başlamamız lazım. Bu çocuklarımızı ziyan etmememiz lazım. Bunun için ben bir yere kadar götürürüm. Benden sonraki bir başka yere kadar götürür. Bu bir mücadeledir. Bir gün bir abimiz bana dedi ki, ya dedi, yorulmadın mı dedi. Hayır yorulmadım dedim, daha işim çok dedim. Bırak dedi ya, bak dedi, köyde evim var ne güzel dedi, ormanın kenarında, yerleş buraya dedi. Bekle bir dakika dedim. O arada torunum geldi. 2 kız torunum var, büyüğü geldi. Dedim ki abi bak, ben bu çocuğun saçlarını rüzgarda savuran özgür bir kadın olmasını istiyorum. Mirastan eşit pay alsın istiyorum. Araba kullansın istiyorum. Kocasından dayak yemesin istiyorum. Gülmesini istiyorum. Kitap okumasını istiyorum. Dünyayı gezmesini istiyorum. Ya dedi özür dilerim dedi. Devam etmelisin siyasete dedi. Mücadelemiz sadece kendi torunum için değil. Sizin torununuz için de. Bütün çocuklar benim torunum zaten. Onun için bu mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'yi özgür, bağımsız, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ülke yapabiliriz. Yani Kapıkule'den dışarıya çıkınca insanlar mutlu, zenginse, Kapıkule'den içeriye girince de böyle olmalı. Yani Ağrı gibi bir coğrafyası olan, Erzurum gibi, Kars gibi, Muş gibi, Bitlis gibi platoları olan ama eti 350 liraya yiyen bir memleket olamaz. Hayvancılığa bu kadar uygun olup da o insanlar Ağrı'da fakir, hayvancılıkla geçinemiyor, İstanbul'daki de eti yiyemiyor. Bu olamaz. Bu kısır döngüyü kırabiliriz. Bunu yıkabiliriz. Yani deprem başımızda büyük bir bela. Var sorularım arasında çünkü sizin özellikle büyük dikkatinizi çektiğiniz bakın, sorular. Buraya girmeden önce bir şey buyurun sorayım. Çünkü torununuzun rüzgarda saçlarını dağıtarak gezdiği bir gelecek hayal ediyorsunuz evet ya. Fakat ülkede koşullar ne kadar ağır olursa olsun hep kız çocukları bir sıkıntı yaşıyor. Mesela manyağın biri çıkıyor, birinin başörtüsünü çekmeye çalışıyor. Garip. Ya da birileri voleybolcu kızlara tuhaf açıklamalar yapıyor. Sizce niye oluyor bu? Yani mesela metroda niçin birinin başörtüsüyle uğraşılır? Ya da dünyanın alkışladığı voleybolcular niçin birileri tarafından tukaka ilan edilir? Önce voleybolcu kızlarımızı canı gönülden kutluyorum. Ebrar, güzel kardeşim, hiç moralini bozma. Bunlar sana vız gelsin, tırıs gitsin. Hiç bunlara takılma. Bütün voleybolcu kızlarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlar bizim yüz akımızdır. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Gelelim diğer konuya. Şimdi ikide birde otobüslerde başörtülü kadınların başörtüsüne bir saldırılar oluyor. Şimdi iki şey soracağım. İki şey. Bildiğimden değil. Bir, bunlar kafası kırık tipler mi? Bu saldıranlar. İki, yani akli bir problemleri mi var? Evet, yani akli dengeleriyle ilgili bir sıkıntı. Sana ne başörtüsünden, milletin başörtüsünden? Sana ne yani? Ama kafama takılan da bir şey var. Seçim yaklaşırken bir şey mi yapılıyor yani? Bir proje mi var? Bu görevli mi bunlar? Yoksa kafadan çatlak tipler mi? Bence bu başörtüsüne saldıranları takip etmek lazım. Bütün illerde bunu, sivil inisiyatif bunu yapabilir. Kim bunlar ya? Bir bakalım yani. Harbiden kafası kırık mı? Yoksa görevli birisi mi? Bu kadar üst üste gelemez seçim yaklaşırken. Şüpheniz ne? Bilmiyorum. Yani bir şeyi bilebilmek için ben sadece soru soruyorum. Ama bu soruyu da herhalde muhalefetten kimse sormadı şimdiye kadar. Belki İçişleri Bakanlığı size hani bu yayın yoluyla işte sormuş oluruz. Belki bir açıklama getirir. Evet ya, soruyorum bunu. Bunu soruyorum yani. Bu kadar kırık, kafadan çatlak tipler olabilir mi ya? Sana ne milletin başörtüsünde? Ne diye bunlar ısrarla arttı? Bunların kimliklerini açıklayın kardeşim. Bunların akli dengeleriyle ilgili raporu açıklayın. Bunların kimliklerini açıklayın. Bunların kimliklerini bilelim. Voleybolcu kızlarımıza da tekrar onlarla gurur duyduğumu, bir öğretmen olarak onlarla gurur duyduğumu, onlara çok teşekkür ettiğimi, milletimiz adına. Bizi ağlattılar. Daha ne yapsınlar? Sevinçten ağlattılar bizi. Onun için hiçbirisi kafaya takmasın. Sığınmacı sorununun altını çiziyorsunuz Muharrem, evet. Bey ilk başta da çiziyor. Ciddi bir problem. Sizce Türkiye bu konuda hangi aşamada? Çok ve kötü ne bir aşamada. Yapılacak? Çok ciddi bir güvenlik problemi bu. Yani sığınmacı mı, mülteci mi, kaçak mı, göçmen mi, artık her neyse hepsinden var. Hepsinden bir tutan var. Bunları otobüslere doldurup sınırdan kapı dışarı etmek mümkün değil. Yani bu hoş bir laf. Hoş bir laf ama boş bir laf. Çünkü uluslararası yaptırımları var bazı konuların. Bazılarına yapamazsınız. O zaman yapılacak bir tane iş var. Esad'la masaya oturmak. Başka çaresi yok bunun. Sınırları güvenli hale getirmek, açık kapı politikasından vazgeçmek. Yani Suriyelileri anladım da Afganların ne işi var? Van'dan gelip, İran üzerinden gelip giriyorlar. Gencecik çocuklar. Anasını, bacısını orada bırakan adamdan ne hayır gelir? Onun için sınırları güvenli hale getirmek, Esad'la masaya oturmak, Şam'a büyükelçi atamak ve bunları parça parça geriye göndermek. Yoksa bunu göndermediğimiz takdirde çok ciddi güvenlik sorunlarımız olacak. Yani korkunç da ürüyorlar bir kere. O da var. Yani sayı çok yakında 20 milyonu bulacak birkaç sene sonra. İşin içinden çıkılmaz hale gelecek. Ben AKP hükümetlerinin bu konuyu ciddiye almadığına inanıyorum. Önemsemediğini, hatta bundan yararlandığını, bazı insanlar işte bazı sektörlerde, özellikle çobanlıkta Afganların ya da sanayide Suriyelilerin ucuz işçi çalıştırdıklarını, bu kadar basit bakılmamalı bu olaya. Bu kadar basit bakılmamalı. Ciddi güvenlik kaygıları çıkacak ileride. Onun için 3 kuruşluk kar edelim derken memleketin geleceğini tehlikeye atamayız ve başımız bu konuda büyük belada, onun farkındayım. 3 kuruşluk kardan kastınız ne? Ya işte sanayide ucuz işçi çalıştırıyorlar. İşte hayvancılıkta çoban bulamıyorsun, orada çalıştırıyorsun. 3 kuruşluk kardan onu kastediyorum tabii. Fakat benim endişem sığınmacılardan, Suriyeli olarak ifade edilen kalabalıklardan söz edilirken biraz da ırkçılığı, hani sizden söz etmiyorum genelde, tetikleyen bir durum oluşmuş oluyor. Hayır, bunun ırkçılık falan değil bu. Yani sanki bütün güvenlik sorunlarından onlar şüpheli durumunda. Sanki işsizlikten onlar şüpheli durumunda. Hayır, gibi. Hayır. Bu ırkçılık falan değil. Biz yani bu memleketi beraber kurmadık. Ama bazı aklı evveller de, bazıları da Balkanlardan gelenlerle Suriyelileri birbirine karıştırıyorlar. İşte bana da diyor ki mesela sen de diyor Selanik göçmenisin. Evet. Suriyelilere niye karşı çıkıyorsun? Bunu diyenler tam bir aptal sürüsü. Tam bir aptal sürüsü bunlar. Gerçek yani. Böyle tam cuk oturur. Bizim dedelerimiz Selanik'e Karaman'dan gittiler. Oraya giderken turistik geziye gitmediler. Ticaret yapmaya da gitmediler. Osmanlı 1360'lardan 1370'lerden sonra Drama, Seres, Kavala oraları almaya başlayınca Çirmen Savaşı'ndan sonra o bölgeye aldı. Anadolu'dan insanları Türkleştirmek için yerleştirdi. Bir iskan politikasıydı bu. İskan politikasının sonucu oraya gitti benim dedelerim. Yoksa gezmeye gitmediler. O toprakları kaybedince de ana vatana, çekirdeğe geri döndü. Bu kadar basit. Yani misafir falan değiliz. Ha şunu da söyleyeyim. Osmanlı, İstanbul Osmanlı'nın değilken Selanik Osmanlı'nındı. Bu cahilleri hatırlatırım. Selanik Osmanlı'dan önce İstanbul'un olmuştur. 1453 İstanbul, 1430'lardır Selanik'in alınışı. Onun için bu tartışmalara çok gülüyorum, bu cehaletlerine. Ama bu sığınmacılardan kurtulmaya mecburuz. Peki az önce siz giriyordunuz konuyu fakat ben dağıtmamak için devam ettim. Deprem konusuyla ilgili olarak söylemek istedikleriniz var. Çünkü özellikle bu konuyla ilgili siyaset geliştirmeye çalışıyorsunuz ve Türkiye'nin en önemli beka sorununun deprem olduğunu söylüyorsunuz. Siz bunu nedir? Yıllardır söylüyorum. Bundan 6 yıl önce gelinimle prova yaptık. Dedim ki deprem olursa sizi nerede bulacağım? İstanbul'da oturuyorlar. Şu parkta buluşacağız dedim. Prova yaptık. Sağ kurtulursanız gelip sizi şu parkta bulacağım. Çünkü 99 depremini biliyorum, yaşadım. Olası bir İstanbul depreminde, 7,5 İstanbul depreminde Eskişehir'den Edirne'ye kadar işimiz zor. Hep söylüyorum yani helikopterlerle kireç atarız İstanbul'un üstüne. Ve 24 senedir de hiçbir önlem alınmadı ne yazık ki. Her çıktığım televizyon programında depremi anlatmaya çalıştım. 30 milyon yıldır bu depremler oluyor. Yine olacak. 7 milyon konutun yenilenmesi lazım. Bunu yapmamız lazım. Buna önlem almamız lazım. Bağımsızlığımız tehlikeye girer bizim. Birleşmiş Milletler yaşanabilir durum söz konusu değildir burada der. Bağımsızlığımız tehlikeye girer. Emin olun bu olur. Bunu görüyorum. Yıllardır bunu söylemeye çalışıyorum. İkinci bir sorunumuz daha var. Su problemimiz var. Su. Yeraltı barajlarını yapmalıyız. Şebekelerdeki kayıp kaçak oranlarını gidermeliyiz. Ondan sonra yarım kalan barajlarımızı tamamlamalıyız. Damlama sulamaya geçmeliyiz. Şu anda tarımda %75 vahşi sulama. Bunları mutlaka yapmalıyız. Bunları yapamazsak üretimimiz düşer. Bu sefer raflar boşalır. Hırgür çıkar. Sokaklarda çatışmalar olur. Güvenliğimiz tehlikeye girer. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken enerjiyle ilgili, suyla ilgili, depremle ilgili, geleceğimizle ilgili bu önlemleri almak zorundayız. Siyasetçi sadece yanlışları söylemekle mükellef değildir. Siyasetçi geleceği de öngörmek zorundadır. Gelecekle ilgili bak başımıza bunlar gelecek. Şimdiden uyarıyorum. Bunu düzeltin. Mesela biz Memleket Partisi olarak bir tarım, gıda, suyla ilgili bir rapor hazırladık. Bütün siyasi partilere gönderdik bunu. Medyada yeterince ses getirmedi. Bütün siyasi partilere gönderdik. Biz böyle düşünüyoruz. Alın siz de kullanın dedik. Randevu verenlere gittim, kendim anlattım. Siz beğeniyorsanız bunu açıklayın, beğenmiyorsanız eksiklerimizi bize yazın dedik. Çünkü bu bir ulusal bir konu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Çocuklarımıza kötü bir ülke bırakmayalım. Yani su krizi o kadar da çok zaman geçmeyecek, beklemeyeceğiz su krizi için. Çok kısa sürede. Yani iklimle ilgili, çevreyle ilgili, sıcaklığın değişmesiyle ilgili ciddi siyasi partilerin artık söz söylemesi lazım. İklim değişikliğiyle ilgili söz söylemesi lazım. Siyasi partiler çıkıp bu konuda yapacaklarını seçim meydanlarında konuşmalıdır. Yani 2018'de Türkiye'de bir farklı bir şey yaptık biz. 2018'de bilim dedik. Kuantum dedik. Nanoteknoloji dedik. İlk kez siyaset meydanına, mitinglere bilim girdi. Nanoteknoloji girdi. Artık mitinglere iklim değişikliği girmelidir. Bu konuşulmalıdır. İklim değişikliğiyle ilgili, su kriziyle ilgili, enerji kriziyle ilgili ciddi konular gündeme gelmelidir. Depremle ilgili sizin ya da partinizin bir projesi var mı su gibi? Var tabii ki. Yani 25 yıl içerisinde bu konutları nasıl yapacağımızı, nasıl dönüştüreceğimizi hepsini yazdık, çizdik, hesapladık. Su krizi, su sorununu çözmek için 15 milyar dolar para lazım. Depremle ilgili çözümümüzde ise sonunda devlet kar ediyor. Uzun uzun istedikleri zaman istenilen kanal, arkadaşlarımı da gönderirim, ben de gelirim, konuyu net bir şekilde konuşuruz. Yalnız Muharrem İnce eşit ağırlık özelde diyor ya. Evet. Başında yapacaktım espriyi, aklıma gelmedi. Ben sayısalcıyım ama eşit ağırlığa çıktım yani. Ben eşit ağırlıkçıyım. Yani o zaman eşit ağırlıkla girmiştim fakülteye ve hiç sayısalcı olamadım. Bütün bunlar önemli konular, fakat hep güncel siyasete doğru kayıyoruz. İzin verseniz onunla ilgili de bir iki sorun var. Bir tanesi şu: bu kaset komplosu ile ilgili olarak süre giden soruşturma, dava hangi aşamada? Şimdi burada bir düzeltme yapalım. Bir, kaseti olanlar var, onları yayınlananlar var. İki, kaseti olmadığı halde montaj yapılanlar var. Ben onlardan birisiyim, yani karıştırmayalım. Yani benim bir kasetim masetim yok. Benim kafamı, kellemi kesip bir yere yapıştırmışlar. Davalar devam ediyor. Zaten adli tatil vardı. Artık yargıya güvenmekten başka yapacağım bir şey yok. Yani hepimizin özel hayatı var. Al bir yerden bir şeyi, kes birinin kafasını, yapıştır oraya. Ya internette bu kadar ahlaksızca bir toplumda her şey olur. Ben gerekli şeyimi yaptım. Yargıya müracaatımı yaptım. Artık gerisi yargının işi. Şimdi birkaç dakikalık reklam aramız var. Reklamı yayınlayalım. Ardından size bir iki sorum daha olacak ve sonra tamamlamış olacağız programı. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Eşit Ağırlık Özel devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ile programın son bölümünde birlikteyiz. Birkaç sorumuz daha kaldı. Bir 10-15 dakika daha yayınımız devam edecek. Sonra biz gece tartışma programını devam ettireceğiz. Birkaç sorum olacak. Bir, Mustafa Sarıgül de tecrübeli bir siyasetçi. Yine dün bu stüdyoda Kübra ile Gürkan'ın yayında dedi ki, eğer Kemal Bey devam etmezse CHP baraj altı kalır dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neticede CHP'den bahsediyoruz. Ankara'da devlet mezarlığı kendini vazgeçilmez sanan fanilerle doludur. Yani Atatürk gitti, bir şey olmadı. İsmet İnönü gitti, bir şey olmadı. Ecevit gitti, bir şey olmadı. Baykal gitti, bir şey olmadı. Kemal Bey gidince de bir şey olmaz CHP'ye. Yani onun için bir şey olmaz yani, böyle o giderse batar, bu giderse batar. Ben böyle bir şeyde değilim. Yani ben de gidersem Memleket Partisi batmaz yani. Devam eder. Onun için ben katılmıyorum o görüşe. Özellikle İstanbul'la ilgili olarak bir kez daha seçimi, yerel seçimi kazanamama olasılığından söz ettiniz. Evet, ben riskli görüyorum. 2019'a göre daha riskli görüyorum. Ekrem İmamoğlu iyi bir başkan olmadığı için mi, yoksa yaşadığımız süreçteki bir takım dinamiklerden dolayı mı? Başkanlığını değerlendirecek konumda değilim. Onu seçmen kendisi değerlendirecek. Ama 2019'daki heyecan, 2019'daki inanmışlık bugün yok. Hele bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettikten sonra psikolojik üstünlük AK Parti tarafına geçtiği için işinin daha zor olduğuna inanıyorum. Bu benim gözlemim. İstanbul'da mesela iki ittifaktaki oy dağılımına bakarsak hemen hemen 3 puan kadar Millet İttifakı önde görünüyor. Bu ne kadar yerel seçime tahvil olur bilmiyorum. Yerel seçimin dinamikleri farklı olur yalnız. Onu da unutmamak lazım. Ben moral bozmak için söylemiyorum bunları. Bir gerçeği tespitte bulunuyorum. Böyle böyle olacak diyorum. Şimdi bakın Erdoğan Bey, 2019'un en büyük hatası neydi biliyor musunuz? Strateji şuydu. Erdoğan'ı göndereceğiz. Bu adamı yeneceğiz. 2023'ün diyorsunuz. 2023'ün pardon. 2023'ün. Erdoğan'ı göndereceğiz. Ya böyle bir seçim stratejisi olabilir mi? Seçim stratejisi bir refah projesi olmalıdır. Refah. Yani seçim böyle yapılır. Yani gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, gerek belediye seçiminde. Yani bu adamı yeneceğiz. Böyle bir strateji olmaz. Bu kutuplaşma Erdoğan'ın işine yarıyor. Refah projesi sunmanız lazım. Yani senin suyun daha temiz olacak, ulaşımın daha kolay olacak, trafiğin daha net olacak. Bunları sunmanız lazım. Bunları sunmadığınız sürece olmaz. Ya, Türkiye'de de artık makro siyasette de şunları konuşmamız lazım. Yani işte iklim değişikliğini konuşmamız lazım. Yani başka neyi konuşmamız lazım? Örneğin devlet, girişimci devlet olacak mı olmayacak mı? Bize sorarsan olmalı. Yani bu kadar gıdanın pahalı olduğu, gıdaya erişimin bu kadar zor olduğu bir memlekette devlet üretme çiftliklerini derhal devreye sokmalıdır devleti yönetenler. Derhal devreye sokmalıdır. Yani bugün işte bir telefon, bir cep telefonu markası dünyaya egemen oldu değil mi? Devlet bütçesi gibi bütçeleri var. Peki burada devletin payı yok mu? Sadece o özel sektör mü yaptı onu? Hayır. İnterneti kim geliştirdi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı değil mi? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı yatırım yapmasaydı internete, bugün o telefon ne işe yarardı? Hiçbir işe yaramaz. Devlet öncülük etmelidir. Devlet girişimci bir devlet olmalıdır. Mesela Fransa'da Concorde uçak. Concorde'a yatırımı kim yaptı? Devlet yaptı. Ama başarısız oldu. Olabilir. Devletin her yaptığı yatırım başarılı olacak diye bir kural yok ki. Ama özel sektör o yatırımı yapmaz. Riskli görür, başarısız olur diye. Ama devlet yapabilmelidir. Gerektiğinde zarar etmelidir devlet. Öyle gelişir. Dünya böyle gelişir zaten. Bir şey, Türkiye'de cep telefonu işini koca koca holdingler, en büyük holdingler göremedi. Ama bir başka holding gördü. Onun için artık politikacıların matematik konuşmasını, bilim konuşmasını, gelecek konuşmasını istiyorum. Yani birbirine hakaretler savuran, seni mahvedeceğim, seni hapse atacağım, bunlar değil. Vizyonlarını konuşmaları lazım. Yani tarımda ne yapacaklar? Nasıl et yedirecekler çocuklara? Yani yıllardır söylüyoruz, daha şimdi konuşuluyor. İletişim vergisi alınmasın gençler, öğrencilerden diyoruz. Öğrenim yaşamı boyunca iletişim vergisi alınmasın. Hangi sektörlere? Mesela şu anda yeni doğan çocukların %65'i o meslek yok şu anda. Çalışacakların meslek henüz icat edilmemiş. Yeni meslekler geliyor. Devlet bunlarda öncülük etmelidir. İnternet nasıl hayatımızı değiştirdiyse, cep telefonu nasıl hayatımızı değiştirdiyse, yeni şeyler değişecek önümüzdeki dünyada. Yani her sabah klozete oturduğumuzda kan değerlerimiz, idrarımız ölçülecek. Belki de kanser olmamız, işte bir tümör büyüyorsa önceden haberimiz olacak. Ömrümüz uzayacak. Doktora çabuk gideceğiz. Öğretmenlik, lensler takılacak gözümüzde. Sizi gördüğüm anda Erdoğan Aktaş, 67 doğumlu, daha önce şu programı yapmıştınız, ekrana yansıyacak. Unutmak diye bir şey hayal olacak. Öğretmenlik mesleği bambaşka bir hale gelecek. Olağanüstü insanların işi olmuş olacak öğretmenlik. Hiç niye? Dijital platformlarda bilim kurgu izliyor musunuz? Bazıları var çünkü. Bilim kurgu pek izlemiyorum. Kitap okuyorum bu konuda. Yani nasıl öğretmenlik olağanüstü insanların işi olacak? Çünkü çocuk her şeyi öğreniyor olacak zaten. Öğretmen ne öğretecek ki ona? Ancak olağanüstü özellikleri olan birisi olursa öğretmenlik yapabilecek. Dünyayı bunlar bekliyor. Yani hava taksileri olacak şehirlerde. Bunlar gelişecek. Bambaşka bir kanalizasyonu temizleyen, parkları sulayan bir belediyecilik değil. 5-10 sene içinde bambaşka şeylerden bahsediyor olacağız. Hava taksileri gidip gelecek. Onun için bizim dünyaya rekabete açık, antenleri açık, yurt dışına öğrencileri gönderip onları oralarda yetiştirip gelip bu memlekete hizmet etmelerini sağlamak olacak. Yani fosil yakıtlardan ya da nükleer enerjiden uzak duran bir dünyanın yanında yenilenebilir enerjiye gençlerini yetiştirmiş, güneş pilleri konusunda uzman, bu konuda yetenekli gençleri yurt dışına göndermiş, eğitmiş bir Türkiye. Az önce Fransa ve Amerika'dan örnek vermiştiniz devletin katılımcılığıyla, evet, ilerleyen sektörler olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi de hep İHA ve SİHA'larla gurur duyan propagandalarda yaptı. Mesela bu çerçevede katılıyor musunuz? Katılıyorum tabii ki, destekliyorum. Destekliyorum. Hiç Erdoğan'ın damadıymış, hiç ilgilenmiyorum o işlerle. Ha, kayrılmış mıdır diğer şirketlere karşı? Onun zamanı gelince bakarız. Onu bilemem. Ama başarılı işler yapılıyor mu? Başarılı işler yapılıyorsa, ki bence başarılı işler yapılıyor, destekliyorum. Asla ve asla Erdoğan'ın damadıymış diye elimin tersiyle itmem. O müzmin bir muhalefet olur. O ilkel bir muhalefet olur. Gerçek muhalefet topluma yanlışları söyleyip bunlar da doğrusudur diyebilmektir. Yani eğitim sistemimizi düzeltmeden geleceğe umutla bakamayız. Sorgulayan bir nesil. Yani eleştiren, sorgulayan, tarih bilinci olan ve yaratıcı, girişimci. Ya mesela girişimcilik diye bir ders koymamız lazım. Korkunç girişimci bir insanımız var bizim aslında. Okullarımızda girişimcilik diye bir ders okutulması lazım. Yani ekonomi profesörü olabilirsiniz ama ilkokul mezunu holding patronunun emrinde çalışırsınız. O başka bir iştir. O başka bir iştir. Girişimcilik başka bir iştir. Bu konuda Türk insanının çok değerli yeteneklerinin olduğuna inanıyorum ben. Ama bu konuda da devletin önce olması lazım. Yani özel sektöre bırakamaz bu tür işleri. Bakmayın siz o Türkiye'de devlet küçülsün, devlet süt mü satar deyip devlet üretim çiftliklerini peşkeş çekilmesine bakmayın siz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baksınlar, devlet küçülmüş mü? Görelim bakalım küçülmüş mü? Bu devlet küçülsün hikayesi kapitalistlerin son 40-50 yılda uydurdukları bir büyük palavradan ibarettir. Asla ve asla devlet bu konularda elini eteğini çekmemelidir. Pandemide gördük. Sağlıktan, eğitimden, tarımdan elini eteğini çekerse ne hale gelebileceğimizi gördük. Son soru, son bir dakikada kaldı. 2028'de aday mısınız? Aday olmak istiyorum. Bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Bu ülkede bilimin egemen olmasını istiyorum. Akıl, adalet, ahlakın egemen olmasını, hukuk devleti olmasını istiyorum. Hukuka inanıyorum. Bu ülkeyi zenginleştirebileceğimize inanıyorum. 300 akıllı insanla bu ülkeyi yönetirim diyorum. 300 kişi lazım. 300 akıllı insanla bu ülkeyi iyi yönetirim. 2 senede ayağa kaldırırım diyorum. Ucuz et yediririm, ucuz süt içiririm diyorum. En ucuz ekmeği ben yediririm diyorum, iddia ediyorum. Bana bazen ben demedi, biz de diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Bu politikacıların içinde tarımı, gıdayı, hayvancılığı en iyi ben biliyorum. Mevcutların içinde en iyi ben biliyorum. En ucuz ekmeği ben yediririm diyorum. Bu iddiamı söylüyorum. Teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederim Muharrem Bey, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Özel yayınımızda konuğumuz Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'ydi. Kendisine teşekkür ettik. Programın bu bölümünü bitiriyoruz. Biraz sonra konuklarımızla gündemi değerlendirmek üzere Eşit Ağırlık'ta tekrar karşınızda olacağız. Az sonra görüşmek üzere.